Herkese merhaba. 27 Kasım Cumartesi İstanbul yarışları ile birlikteyiz. 9 koşulu programda toplam 122 tay ve at mücadele edecek. Birinci koşu saat 17.15'te başlayacak. Dördüncü koşuyla da ikinci altılı ganyan başlayacak ve 19.00'da o koşulacak. İki altılı ganyan var dolayısıyla. Birinci altılı ganyan ilk koşuyla, ikinci altılı ganyan da dördüncü koşuyla başlayacak. Birinci koşu 1300 metrede, bütün yarışlar sentetik pistte yapılacak. İki yaşlı tayların ilk kez sahaya çıkacağı bir yarış olacak. Tabii ki ayaklarının düz basmasını dilerim. Bugün 3 ayakta koşulacak 2 yaşlı İngiliz taylarının yarış hayatına başlayacağı 3 ayak olacak. Bu da ilki. Burada ben 3 tane tay önereceğim. Öncelikle 4 numaralı Gold Pazar ki 5 numaralı Gökbey ile Ekürü olarak koşacak. Sonra 1 numaralı Avesom ve son olarak 2 numaralı Blowing Away. Bu 3 isimin ilk ayak için yeterli olacağını düşünüyorum. Burada 4 numaralı Gold Pazar bir Gregorian yavrusu ki Türkiye'de bu ikinci temsilcisi, bu erkek temsilcisi, bir de dişi temsilcisi var. Sayın Duygu Fatura'nın Karkız ismindeki dişi tayı var. Çok başarılı. Bu da ikincisi oldu Türkiye'de Gregorian yavrusu olarak. Benim sıralamam 4, 1 ve 2 arkadaşlar. İkinci koşu 2000 metrede şartlı 4 koşu. 3 yaşlı İngiliz kısraklarına ait bir koşu olacak. Burada ben 3 isime öncelik veriyorum. İlki 6 numaralı Queen of Darkness, Gökhan Kocakaya ile ilk şanslı isim olarak görüyorum. Sonra Ayhan Kurşun'la 4 numaralı Miss Defne, ikinci şanslı isim olarak görüyorum. Ve 2 numaralı Pace, Ahmet Çelik'le üçüncü şanslı isim olarak görüyorum. Sıralamam 6, 4 ve 2. 4 numaranın 14 numarayla da ekürü koştuğunu söyleyelim. Ve üçüncü koşuya geçiyorum. Günün üçüncü koşusu 2100 metrede şartlı 5 koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarına mahsus bir koşu. Burada iki at önereceğim. İlki 3 numaralı Afacan Özcan Yıldırım'la ve 10 numaralı Akkula Gökhan Kocakaya ile bu koşu için yeterli olacağını düşünüyorum. 10 numaralı Akkula bir yıl aradan sonra çıktığı yarışta nefes önünden etkilendiğini düşünüyorum. 5. kaldı. Bugün daha hazır olacağını düşünüyorum. Ve dolayısıyla 3 ve 10 diyorum 3. koşu için. 4. koşu dolayısıyla altılı, ikinci altılı ganyanın da ilk ayağı. 1300 metre sentetikte yapılacak. 2 yaşlı İngiliz taylarının sahaya çıkacağı ilk yarışı olacak. Birincisi de zaten birinci koşu ilk ayaktı. Bu da ikinci ayak olacak. Burada 3 isimi diğerlerinden daha iyi gördüm çalışmalarında. Öncelikle 3 numaralı Denizhan 400 metre sprintinde çok beğendim. Çok güzel ayaklarla sprint yaptı. Tek de olabilir ama tabii 2 yaşlı tay sahaya ilk kez çıkacaklar. Yanına önereceğim ilk isim 11 numaralı Lyones olacak Ahmet Çelik'le ve 1 numaralı Enadır Biriz Alis Karataş'la. Sıralamam 3, 11 ve 1. Günün 5. koşusu 1500 metrede yapılacak 3 yaşlı Arap taylarına ait bir koşu. Epeyce kalabalık bir koşu. 17 tane tay koşacak.
Burada ben de 6 isime şanslı görüyorum. Öncelikle 15 numaralı Yelkan'ın ilk şanslı gördüğüm isimdir. Ki bunun kardeşleri Özyel ve Yeltay, anneden kardeşleri. Özyel ve Yeltay çimde daha başarılı. Çünkü onların babaları da Güntay ve Özaber. Onların tayları genelde zaten çimde başarılı oluyor. 15 numaralı Yelkan'ımın babası Turbo. Kum çim ayırmıyor bana göre. Dolayısıyla ilk şanslı gördüğüm isim 15 numaralı Yelkan'ım. Sonra 7 numaralı Diloy. 4 kum koşusu var. 3'ünde ikincilik, birinde de birincilik yaptı. Kumu çok seven bir isim. İkinci şanslı gördüğüm isim de 7 numaralı Diloy. 11 numaralı Prenses Lina, Mustafa Çiçek'te üçüncü şanslı gördüğüm isim. 4 numaralı Aslı Yüce, Halis Karataş'la bugün takısında değişiklik yaptı, dil bağını çıkardı, yani bugün dil bağsız koşacak. Şanslı bir diğer isimdir. Ve 17 numaralı Perla, şans vereceğim 6. isimdir. Sıralamam 15, 7, 11, 4 ve 17. Burada 7 numaralı Diloy ve 12 numaralı Delayla'nın da ekürü koştuğunu söyleyelim. Ve 6. koşuya geçelim. Günün 6. koşusu 1400 metrede yapılacak KV9 Celalettin Çubukçu koşusu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı bir koşu olacak. Çok güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum. Bütün performansı iyi atlar burada. Aslında hepsini yazmak istiyorum. Hepsi kuponlara yazılmayı hak eden isimler yani. Tabii ki limitlerimiz var. Dolayısıyla ben burada öne çıkardığım 6 isim var. Öncelikle 3 numaralı Full Trouble, ilk şanslı gördüğüm isim. Sonra 13 numaralı Atomic Blonde, ikinci şanslı gördüğüm isimdir. 8 numaralı Pekabo, ekürüsü 1 numarayla, 1 numarayla diğer şanslı gördüğüm isimdir. 7 numaralı Ribella'nın oğlu Pedro Pandero, diğer şans vereceğim isim. 2 numaralı Bırakın Gitsin, Kadir Tokaçoğlu'yla son yarışlarında formunun yükseldiğini görüyoruz. Bir sürpriz şansı var. Ve 9 numaralı Uludas, 8 yaşındaki 9 numaralı Uludas, son yarışında çıktı bitirdi. Her zaman sprint yapan bir at olarak görmüştük. Son yarışında çıktı bitirdi. Çok ilginç. Onun da tabii ki şansı var Ahmet Çelik'le. Dolayısıyla sıralamam burada 3, 13, 8, 7, 2 ve 9. Ama çok zor bir koşu, çok da seyri zevkli bir koşu olacağını düşünüyorum. Ve 7. koşuya geçiyorum. Günün 7. koşusu 2100 metrede koşulacak. Handikap 22 bir koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı bir koşu. Burada 2 numaralı Brave Gladiator Alice Karataş ile tek olarak öneriyorum. Son üçüncülüğünde yarışı önde kabullenip üçüncü kaldı. Bekleme yapması durumunda bugün rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. Tek olarak öneriyorum. Tabii ki burada beşli bahis var, tabela bahis var. Ve yanına at yazmak isteyenler için de 8 numaralı Yellow Legend, 10 numaralı Ferhan ve 12 numaralı Siempre Ganador'un da diğer şanslı isim olarak önerebilirim. Özellikle dediğim gibi tabela ve beşli bahis için önerebileceğim isimlerdir bunlar da. Ve diğer koşuya geçiyorum.
8. koşu yarış hayatlarına başlayacak tayların koşacağı 3. koşu olacak bu. Yine 1300 metrede. Burada da ben 4 isimi önde görüyorum rakiplerine göre. Galoplarını beğendiğim 4 isim var. Tabii yine her zamanki gibi ayaklarını düz basmasını temenni ediyorum. İlk şanslı isim olarak 7 numaralı People of Peace diyorum Halis Karataş'la. Sonra Hişman Çizik'le 11 numaralı Splendid ikinci şanslı gördüğüm isim. Sonra Saadettin Boreyaz'la 10 numaralı Master Queen üçüncü şanslı gördüğüm isim. Ve Ayhan Kurşun'la 2 numaralı Anzaklı dördüncü şanslı gördüğüm isim. Çalışmalarını beğendiğim isimler bunlar. Hiç ayırmadan yazmanızı öneririm. Tabi burada sayın kitapçının da adını yazmak isterim ama ne bileyim galobunda çalışmalarında yani çok da başarılı görmedim. İyi bir performans görmedim. Ben burada 7, 11, 10 ve 2'nin çalışmalarını çok beğendim arkadaşlar. İstanbul'da kapanış 21.30'da olacak. 3 yaşlı Arap taylarının arasında 1500 metrede yapılacak yarışla kapanış olacak. Burada da ben tek bir isim önermek istiyorum. O da 12 numaralı Yeni Çağlı Ayhan Kurşun'la tek olarak öneriyorum. Son koşusunda 5. olduğu koşuda starttan çıkmakta zorlandı. Sonra çıktıktan sonra da pistin hep dışında kaldı, vakit kaybetti. Dolayısıyla 5. kaldı o yarışta. Ben bugün startta kalmayacağını düşünerekten çok daha iyi koşacak ve tek olarak öneriyorum. Yanına tabii at yazmak isteyen arkadaşlar için ve de bahisler için burada tabela bahis var, sıralı 5'li bahis var. Önereceğim isimler de 5 numaralı Dobi, 3 numaralı Kara Gülcan, 11 numaralı Renk, 10 numaralı Keremşah ki genelde starttan geç çıkıyor. Geç çıkmasa yine bir tabela yapıp sürpriz yapabilir. Tabela ya da 5'li bahis için iyi bir sürpriz olur. Ve 16 numaralı Gökbudak diğer bir sürprize yapabilecek isim olarak görüyorum Mertcan Çelik'le. Ama dediğim gibi 12 numaralı Yeni Çağlı'yı altılı kuponlar için tek tutuyorum. Tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Tahminlerim bu şekilde İstanbul'la ilgili. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Bahtınız açık olsun. Hoşça kalın.